Amerikan basınından özetlerle devam ediyoruz yayınımıza. Bugün gazetelerin öne çıkardığı başlıkları Mehmet Toroğlu özetliyor. Seni dinliyoruz Mehmet. Hülya Polat, Amerikan basın özetlerine Washington Post ile başlıyoruz. Washington Post, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Amerika'ya yapacağı resmi ziyaretin ayrıntılarına yer veriyor. Gazete, Macron'un Başkan Trump'la yapacağı görüşmelerin ana gündem maddelerinin İran nükleer anlaşması, iklim değişikliği, Rusya, Kuzey Kore ve terörle mücadele olacağını bildiriyor. Habere göre Macron, Amerika'nın Suriye'deki askerlerini planlarından erken çekmemesi için Başkan Trump'tan garanti almak istiyor. Macron, Fox televizyonuna verdiği demeçte, IŞİD'le savaşı sona erdirdiğimiz gün Suriye'den çekilirsek meydanı İran rejimine bırakmış oluruz. İran yeni bir savaş açar, yeni teröristleri körüklemeye başlar şeklinde konuştu. Ancak gazete, Macron-Trump görüşmelerinde Suriye meselesinin ikinci plana atılacağını ve iki liderin öncelik listesinde ilk sırayı İran'la yapılan nükleer anlaşmanın alacağını öngörüyor. Washington Post bugün ayrıca IŞİD kontrolünden 6 ay önce geri alınan Rakka'daki son durumu aktaran bir özel habere yer veriyor. Gazete, savaşın yarattığı enkazın henüz temizlenmediği Rakka'da halkın yeniden yapılanma için hem azimli olduğunu ancak umutsuzluğunda baş gösterdiğini yazıyor. Habere göre Rakka'ya henüz su ve elektrik hizmeti verilemiyor. IŞİD militanlarının kentin dört bir yanına gizledikleri patlayıcılar da henüz temizlenmedi. Gazete, Rakka'daki hasarı giderme ve kenti yeniden inşa etme sürecinin bir türlü başlayamamış olmasının ardında kentimizi Amerika yıktı ama şimdi yeniden inşa etmeye yanaşmıyor şeklinde bir algı oluştuğunu bildiriyor. Şubat ve Ekim 2017 arasında Amerika'nın hava saldırılarına maruz kalan kentte 11 bin binanın çok büyük hasar gördüğü sanılıyor. Amerikalı komutanlara göre geçen yıl Rakka'yı IŞİD'in elinden almak için verilen savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir kent merkezinde meydana gelen en ağır ve yoğun savaş olma özelliğini taşıyor. New York Times ise Afganistan'ın başkenti Kabil'de seçmen kaydı yaptırılan bir merkeze düzenlenen ve 57 kişinin ölümü, 119 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan intihar saldırısının ayrıntılarına yer veriyor. Gazete, saldırının Afganistan'da uzun süredir geciken meclis seçimlerini baltalama amacının bir parçası olduğunu yazıyor. Habere göre Afganistan'da Ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere ilgi son derece düşük. Bunun bir nedeni, geçmişte yapılan seçimlere hile karıştırılmış olmasının seçmenleri bezdirmesi. Bir diğer nedense son intihar saldırısının ortaya koyduğu üzere seçmenlerin sandık başına gitmenin güvenli olmayacağını düşünmesi. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar Hülya Polat'ta. Mehmet Toroğlu'na teşekkür ediyoruz. Amerikan basınından öne çıkan başlıkları hafta içi her gün Stüdyo Washington yayınında izleyebilir. Amerikanın Sesi.com adresinden de ulaşabilirsiniz.